Bence bu işin ruhu unutulmuş, ihmal edilmiş. Ve unutulması çok fena. Hı, çok fena. Bayıldım doğrusu, harika bir iş, heyecan dolu. Tam sana göre bir iş değil mi çılgınım? Kim çıkaracak saçları? Dalgıçlar. Ben bir sanatçı ailenin çocuğuyum. Benim babam da ünlü bir oyuncuydu, sinema ve tiyatro oyuncusu. Babamın babası Akif Bey, o da amatör tiyatrocuydu. Zaten babama oradan geçmiş, sirayet etmiş bu şey. Babam mikrop derdi, mikrop bir adam bir daha kurtulamazdan doğrudur. Ama çok güzel bir mikroptu bu. Fakat benim büyük babam çok büyük bir servet yemiş burada. Babam derdi ki bir aileden bir kurban yeter, bizde iki kurban var, sen üçüncü olma derdi. Ben babama tiyatrocu olmak istiyorum, oyuncu olmak istiyorum dediğim zaman o tamam dedi, ama dedi bir şartla dedi. Okuluna gideceksin, okuyacaksın. Halbuki o zaman benim babamın beni şehir tiyatrolarına sokma imkanı vardı. Tabii. Bu eğitimi yapmadan oraya girebilirdim. Fakat kesinlikle bunu kabul etmedi. Eğer babam şehir tiyatrosunda ben de oraya gireceğim diye bir düşüncem varsa sen bir kapıdan içeri, ben bir kapıdan dışarı dedim. Yani bu işin ilmini tahsil edeceksin dedik. O da istediğinizi yerine getirmiş. Getirdi ve başarılı bir sınavdan geçti. O nedenle işte. Şimdi tabii memnunum. Yazım güzel olmasına güzeldir. Oldukça okunaklıdır da. Ama ne kadar alçak gönüllüsünüz. Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girdik. Oraya girmekte çıkmakta çok zordu. Orada uzun denilebilecek bir eğitimden sonra ben 4. sınıfında devlet tiyatrosunda başrol oynamaya başladım. Sara, şimdiye kadar söyleyemedim. Benim gözlerim pek iyi görmez. Öyleyse gözlük tak. Ah, gözlük mü? Allah göstermesin. O yaşlarda bunları fark edemiyorsunuz ama çok iyi bir eğitim aldım. Sonra beni sağ olsunlar yurt dışına gönderdiler. Orada da çok iyi bir eğitim aldım. Bana çok büyük katkısı oldu. Ve ondan sonra yazıyla ben tanıştım. Özellikle radyo tiyatrosu bize bir ek gelirdi. Çünkü o zamanlar bir gelirimiz yoktu. Annemize, babamıza, babamızın cebine dayanıyorduk. Neyse, haftaya görüşürüz çocuklar. Hafta sonunda ne yapıyorsunuz profesör? Kendimi dağlara, kırlara vuracağım. Radyo tiyatrolarının bana çok faydası dokundu. Yazmayı orada öğrendim. Diyalog kullanmayı orada öğrendim. Televizyon açıldı, açılacak, deneme yayınları şu bu. Ve 1968 yılında Arsal Soray'ı dostum, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'yle ilgili 3 tane oyun yapılacağını söyledi. Bunlardan birinde benim hem oynamamı hem de oyun kadrosunu seçmemi önerdi. Palto, kimden, kim izin verdi size, hangi akla paltomu? Çok özür dilerim Bay Bahmaşkin, yemin ederim ki kötü bir niyetim yoktu. Palto. Yani ben ilk oyununda aşağı yukarı oynuyorum TRT'nin. Bu bir tarih ama bunu fark etmiyorsunuz ki yaşarken, gencecik bir öğrencisiniz. Sonra ben sürekli burada oynamaya başladım, yani TRT'nin oyunlarında oynamaya başladım. Bazı programlarını sundum ki onların içinde en önemlisi Türkiye üzerine oyunlardır. Dünya haritası üzerinde gördüğünüz ve Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının bir bölümünü kaplayan şu siyah bölge, 17. yüzyılda dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarını gösteriyor. Sonra benim için çok önemli bir mesele olan TRT, yanılmıyorsam İsmail Cem'di genel müdür. Dışarıdaki ünlü yönetmenlere bazı projeler TRT'nin imkanlarıyla yapmaları teklif edildi. Metin Aksan 5 hikaye yaptı. Önemli yazarların, hikayecilerin hikayeleriydi. Bunlardan bir intihar, Samet Ağoğlu'nun yazmış olduğu hikayeyi televizyona uyguladı. Senaryosunu yazdı ve orada başrollerden birini, zaten 4-5 kişilik bir kadroydu, ben oynadım ve benim için tabii bu çok önemli bir şeydi, Metin Aksan'ın reisinde oynamak. Ayrılmamız için bir tek çare var. Beni öldür. Ancak o zaman birbirimizden kurtulabiliriz. Senin elinden ölmek hayatımın tek güzel şeyi olacaktır.
Ondan sonra ben aşağı yukarı TRT'nin pek çok dizisinde, oyununda ve çeşitli sunumlarda bulundum. İşte demek ki 50 sene oluyor. Schwester Magda'yı yolladık. Eve dönmemeniz için bir sebep kalmadı. Nasıl? Aman Allah'ım, annemle birlikte mi? Eğer o da arzu ediyorsa niye olmasın?